25 numaralı föyün konusu üssü sayılar. Üssü denklemler. Arkadaşlar, üssü denklemlerde tabanlar eşit ise üsler de birbirine eşittir. Yalnız bu durumda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Taban sıfırdan farklı olacak. Taban birden farklı olacak. Ve taban eksi birden farklı olacak. Bu üç durumu sağlıyorsa A üzeri M eşittir. A üzeri N ise M eşittir N olur. Örnek 1. 9 üzeri x artı 1 eşittir 27 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar, 9'u 3 tabanında yazalım. 3'ün ikinci kuvveti üzeri x artı 1 eşittir. 27'yi de 3 tabanında yazarsak 3 üzeri 3'e eşit olur. Kuvvetin kuvveti çarpılır. 3 üzeri 2x artı 2 eşittir 3 üzeri 3'e. Tabanlar aynıysa kuvvetler de birbirine eşittir. Yani 2x artı 2 eşittir 3'e. 2x'i yalnız bırakalım. Artı 2 eksi 2 olarak geçti. 3 eksi 2'den 1. Her tarafı 2'ye bölersek x buradan 1 bölü 2'ye eşit olur. Örnek 2. 32 üzeri 2x eşittir 16 üzeri 2 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar, 32 ve 16'yı aynı tabanda yazabilirim. 32 2'nin 5. kuvvetidir. 2'nin 5. kuvveti üzeri 2x eşittir. 16'yı da 2'nin 4. kuvveti olarak yazalım. 2'nin 4. kuvveti üzeri 2. Kuvvetin kuvveti çarpılır. 2 üzeri 10x eşittir. Kuvvetin kuvvetini çarparsak 2 üzeri 8'e. Tabanlar aynı ise kuvvetler birbirine eşit olacaktır. Yani 10x eşittir 8. X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı da 10'a bölersek onlar birbirini götürür. X buradan 8 bölü 10'a sadeleştirelim. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5. Yani X buradan 4 bölü 5'e eşit olacaktır. Örnek 3. Yukarıdaki işleme göre arkadaşlar x'in kaç olduğunu soruyor. Verilen denkleme bakalım. Bir düzenleyelim önce. Öncelikle parantez için düzenlersek virgüllerden kurtulmak için yukarıyı 2 virgül sağ kaydıralım. Sonra paydayı da 2 virgül sağ kaydırırsak ne kalacaktır? 9 bölü 3 üzeri x artı 4 eşittir 27'ye. 27'yi de 3'ün 3. kuvveti şeklinde yazalım arkadaşlar. 9'u 3'e bölersek 3 üzeri x artı 4 eşittir 3 üzeri 3'e eşit olacaktır. Tabanlar eşitse kuvvetler de birbirine eşittir. Yani x artı 4 eşittir 3'e. X'i yalnız bırakalım. Artı 4 eksi 4 olarak geçerse x buradan 3 eksi 4'ten eksi 1'e eşit olur. Örnek 4. Yine bize bir denklem vermiş arkadaşlar. Buna göre x'in kaç olduğunu soruyor. Öncelikle bunları açalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 şeklinde açarsak bakalım tabanlar aynı ise üsleri topladığımda yine 2 üzeri x artı 2 elde ederim. Artı ikincisini de açalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1 eşittir 18'e. Her ikisinde de arkadaşlar 2 üzeri x'ler var. O zaman 2 üzeri x parantezini alırsam birincisinden 2'nin karesi gelecektir. Artı ikincisinden 2 üzeri eksi 1 eşittir 18'e. Devam edelim. 2'nin karesi 4'e eşit. 2 üzeri eksi 1 de 1 bölü 2'ye eşittir. Eşittir 18'e. Parantezin içine bakarsak payda eşitliğim 4 kere 2 8 1 daha 9 bölü 2 eşittir 18 olur arkadaşlar. Şimdi çarpma işlemimizi yapalım. 2 üzeri x'e 9'u çarpalım. Bölü paydada da 2 var. Bu 18'e eşit. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2 üzeri x çarpı 9 2 çarpı 18'den 36'ya eşit olur. Her iki tarafı 9'a bölersek de arkadaşlar 2 üzeri x 4'e eşit olur. 2 üzeri x 4 ise 4 de nedir? 2'nin ikinci kuvvetidir. 2 üzeri x eşittir. 2 üzeri 2 oldu. Tabanlar aynı ise kuvvetler de eşittir. Buradan x eşittir 2 gelir. Örnek 5. Bu soru 2010 YGS sorusudur. Bize bir denklem vermiş. Buna göre n kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar, 16 ile 8'i aynı tabanda yazabilirim. 16 2'nin 4. kuvvetidir. 2'nin 4. kuvveti üzeri 3n. Eşittir 8 de 2'nin 3. kuvvetidir. Üzerinde de 5 var. Kuvvetin kuvveti ne yapıyordu arkadaşlar? Çarpılıyordu. 2 üzeri 4 çarpı 3n'den 12n eşittir. Kuvvetin kuvvetini çarptık. 2 üzeri 3 çarpı 5'ten 15. Tabanlar aynıysa üsler birbirine eşittir.
12n eşittir 15'e. N'i yalnız bırakmak için her tarafı 12'ye bölelim. N buradan 15 bölü 12 gelir. Arkadaşlar sadeleştirelim. 3'e böldüm 15'i 5. 12'yi 3'e böldüm 4. O zaman N buradan 5 bölü 4'e eşit olacaktır. Örnek 16. Bu soruda 2016 YGS sorusudur. Bize bir denklem verilmiş. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu da biraz düzenlersek. 3 üzeri x dursun. 12'yi arkadaşlar biraz açalım. Yani 12 üzeri 2 eksi x'i 12 üzeri 2 çarpı 12 üzeri eksi x şeklinde açabiliriz. Eşittir 18'e. Şimdi arkadaşlar 3 üzeri x dursun. 12'nin karesi de dursun. 12 üzeri eksi x demek 1 bölü 12 üzeri x demek. Yukarıdaki eksi ifadeyi ters çeviriyordu. Devam edelim. Arkadaşlar bunu ben 3 bölü 12 üzeri x şeklinde yazabilirim. Çünkü kuvvetler aynı ise bölme işleminde bu şekilde yapabiliyorduk. Aynı kuvvette tek bir adımda bölme işlemi yapabiliyorduk. 12'nin karesi de 144'e eşittir. Bu da 18'e eşit. Bunu sadeleştirelim. 12 ile 3'ü sadeleştirirsek 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 4. 1 bölü 4'ün x'inci kuvveti. 144'ü de karşı eşitliğin karşı tarafına bölüm olarak atalım. Çarpım halinde olan şey karşı tarafa bölüm olarak geçiyordu. Bunu da sadeleştirelim. 2'ye bölsek 9 olur. 2'ye bölsek 72. 9'a böldüm 1. 9'a böldüm 8. Yani 1 bölü 4'ün x'inci kuvveti 1 bölü 8'e eşit olacak. Arkadaşlar 1 bölü 4'ü 1 bölü 2'nin karesi şeklinde yazabiliriz. 1 bölü 2'nin karesi üzeri x eşittir. 1 bölü 8'i de 1 bölü 2'nin kübü şeklinde yazabilirim. Kuvveti kuvveti çarpılacaktır. 1 bölü 2 üzeri 2x eşittir. 1 bölü 2 üzeri 3'e. Tabanlar birbirine eşit, o zaman kuvvetler de birbirine eşit olacaktır. 2x eşittir 3'e. Her tarafı 2'ye bölersek x buradan 3 bölü 2'ye eşit olur. Örnek 7. Arkadaşlar bu soru 2017 YGS sorusudur. 4 üzeri x artı 4 üzeri y eşittir 10. 4 üzeri x eksi 4 üzeri y eşittir 8 olduğuna göre 2 üzeri x artı y ifadesinin değeri kaçtır? Burada arkadaşlar taraf tarafa toplama işlemi yaparsak 4 üzeri y ile eksi 4 üzeri y birbirini götürür. 2 tane 4 üzeri x eşittir 10 artı 8'den 18'e eşit olur. Her tarafı 2'ye bölersek 4 üzeri x 18 bölü 2'den 9'a eşit olacaktır. Bu da 2 üzeri x'in karesidir 4 üzeri x. 9 da 3'ün karesidir. Kareler de birbirini götürür ve 2 üzeri x 3'e eşit olur. Devam edelim arkadaşlar. 4 üzeri x de 9'a eşit de herhangi bir denklemde yerine yazıyoruz. 4 üzeri x yerine 9 yazalım. 9 artı 4 üzeri y eşittir 10. 4 üzeri y eşittir. 9'u karşıya atalım. 10 eksi 9'dan 1'e eşit olur. Bunu da şu şekilde açalım. 2 üzeri y'nin karesidir 4 üzeri y. 1 de yine 1'in karesidir. Kareler birbirini götürür. 2 üzeri y eşittir 1'e eşit olur. Şimdi arkadaşlar sorumuza dönelim. Bize 2 üzeri x artı y'yi soruyordu. Bu da 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y'ye eşittir. 2 üzeri x 3'tü. 2 üzeri y'yi de 1 bulmuştuk. 3 çarpı 1'den cevabımız 3'e eşit olur. Örnek 8. Yukarıda 2 tane denklem vermiş. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada taraf tarafa çarpalım her ikisinde. Yani 3 üzeri x çarpı 3 üzeri y çarpı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri y eşittir 45 çarpı 75 olsun. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 3 üzeri x artı y. Yine aynı şekilde burada da tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak. X artı y eşittir. 45'i de 3 çarpı 15 şeklinde yazalım. 75'i de 5 çarpı 15 şeklinde yazalım. Arkadaşlar üstler aynı olduğu için tabanlar çarpılır. Yani 3 çarpı 5'ten 15 üzeri x artı y oldu. Diğer tarafı düzenlersek de 3 ile 5'in çarpımı 15'tir. Bir 15 de burada var. Bir 15 de son da var. Bu şekilde geliyor. Bu da 3 tane 15'in çarpımı da 15 üzeri 3'e eşit olur. Diğer tarafta da 15 üzeri x artı y vardı.
Tabanlar aynı ise kuvvetler de birbirine eşittir. Tabanlar 15'ti. O zaman x artı y 3'e eşit olur. Örnek 9. Yukarıda yine bize bir denklem vermiş arkadaşlar. Buna göre x'in değerini soruyor. Şimdi paya bakalım. 3 tane 3 üzeri 3 toplamış. Yani bu ne demek? 3 çarpı 3 üzeri 3 demek. Paydaya bakalım. 3 tane 2 üzeri 3'ün toplamını vermiş. Yani 3 çarpı 2 üzeri 3'e eşittir bu da. 27 bölü 8. 27 3'ün 3. kuvvetidir. 8 de 2'nin 3. kuvvetidir. Üzerlerinde x artı 1 var. Şimdi arkadaşlar buradaki 3'ler birbirini götürsün. Bakalım burada 3'ün 3. kuvveti bölü 2 üzeri 3. Şimdi bunu aynı kuvvette tek tabanda yazabiliriz. Yani 3 bölü 2 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Aynı şeyi burada da yapabiliriz. 3 bölü 2 üzeri 3. Üzerinde de ne var? X artı 1 var. 3 bölü 2'nin 3. kuvveti kalsın. Kuvvetin kuvveti çarpılacaktır. 3 bölü 2 üzeri 3x artı 3. Arkadaşlar tabanlar birbirine eşitse o zaman kuvvetler de birbirine eşit oluyordu. Yani 3 eşittir 3x artı 3'e. Artı 3 eksi 3 olarak geçti. 0 eşittir 3x. Her tarafı da 3'e bölersem x buradan 0'a eşit olur. Örnek 10. X ile y birer tam sayıdır. 7 üzeri x artı y eksi 5 eşittir. 8 üzeri x eksi y artı 3 olduğuna göre x çarpı y kaçtır? Arkadaşlar 7'nin hangi kuvveti 8'in hangi kuvvetine eşittir diye düşünürsek sıfırıncı kuvvetleridir arkadaşlar. Çünkü tabanları ben burada eşitleyemiyorum. 7 ve 8 ortak tabanda yazılmaz. Ama 7'nin sıfırıncı kuvveti de 1'e eşittir. 8'in sıfırıncı kuvveti de 1'e eşittir. O zaman ikisinin de kuvvetlerini sıfıra eşitleyeceğiz. Bakalım. Birincisinde x artı y eksi 5 eşittir 0. İkincisinde x eksi y artı 3 eşittir 0. Her iki tarafı taraf tarafa toplarsam artı y eksi y'yi götürdü. X daha 2x. Eksi 5 artı 3 eksi 2'ye eşittir 0. 2x'i yalnız bırakalım. Eksi 2 artı 2 olarak geçer karşıya. Her tarafı da 2'ye bölersem x eşittir 2 bölü 2'den 1'e eşit olur. Herhangi bir denklemde yerine yazalım arkadaşlar 1'i. 1 eksi y artı 3 eşittir 0. Eksi y eşitliğin diğer tarafını artı y olarak geçecektir. Y eşittir 1 artı 3'ten 4 olur. Bize x çarpı y'yi soruyor. 1 çarpı 4'ten cevabımız 4'tür. A ile B sayıları eksi 1, 0, 1'den farklı gerçek sayı ve n sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere. A'nın eninci kuvveti B'nin eninci kuvvetine eşitse arkadaşlar iki tane durum vardır. Kuvvet tekse, kuvvet çiftse. Kuvvet tekse eğer tabanlar direkt birbirine eşittir. Kuvvet çiftse tabanların mutlak değerleri birbirine eşittir. Örnek 11'e bakalım. 4x eksi 3'ün 3. kuvveti eşittir. 3x artı 2'nin 3. kuvveti birbirine eşit olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar kuvvetler ne? Tek. O zaman ne diyeceğiz? Tabanlar birbirine eşit. Yani 4x eksi 3 eşittir. 3x artı 2'ye. Artı 3x karşıya eksi 3x olarak geçti. Eksi 3 de karşıya artı 3 olarak geçti. 4x eksi 3x'ten x. 2 artı 3'ten 5. Yani x buradan 5'e eşit oldu. Örnek 12. 2x artı 4'ün 8. kuvveti eşittir. X eksi 5'in 8. kuvveti olduğuna göre x'in alabileceği farklı değerler çarpımı kaçtır? Arkadaşlar dikkat edersek burada kuvvet çift. O zaman ne yapıyorduk eşitlikte kuvvetler çiftse? Tabanların mutlak değerleri birbirine eşittir. Yani mutlak değer 2x artı 4 eşittir. Mutlak değer x eksi 5'e. Bu arkadaşlar mutlak değerin dışına iki şekilde çıkar. 2x artı 4 eşittir x eksi 5 veya 2x artı 4 eşittir diğer eşitliğimiz arkadaşlar ters işaretli çıkacak. Yani artı x eksi x olarak eksi 5 de artı 5 olarak. Öncelikle arkadaşlar ikisi de aynı şekilde çıktı. Diğerinde de biri aynen çıktı. Diğeri de ters işaretli çıktı. Buradan bakalım arkadaşlar artı x eksi x olarak geçti. Artı 4 de eksi 4 olarak geçti. X eşittir eksi 9. Buradan da eksi x artı x olarak geçecek.
artı 4 de eksi 4 olarak geçecek. 3x eşittir 1. X eşittir 1 bölü 3. Bize x'in alacağı farklı değerler çarpımını soruyordu. Eksi 9 çarpı 1 bölü 3'ten 3'e böldüm 3. Cevabımız eksi 3'e eşit olur. A ve B birden farklı pozitif gerçek sayılar olsun. A üzeri x eşittir B üzeri y. A üzeri n eşittir B üzeri m ise x bölü y eşittir y bölü m'dir. Arkadaşlar, tabanlar birden farklıysa bize iki tane eşitlik verdiği zaman alt alta tabanlar birbirine eşitse A'nın A'ya B'nin B'ye eşit olması gibi kuvvetler oranları birbirine eşit olur. Yani x bölü n eşittir y bölü m olur. Bu çok önemli bir kuraldır arkadaşlar. Dikkat edelim. Örnek 13'e bakarsak 5 üzeri x eşittir 8, 2 üzeri y eşittir 125 olduğuna göre x çarpı y'yi soruyor bize. Şimdi arkadaşlar 5 üzeri x dursun. 8'i de 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazalım. 8 eşittir 2 üzeri 3. Diğer tarafta da 2 üzeri y eşittir 125 var. 2 üzeri y ile 125'in yerini değiştirirsek sonuçta x de birbirine eşit olduğu için bir şey değişmeyecek arkadaşlar. Neden yerini değiştirdik? Alt alta tabanlar eşit gelsin diye. 125'i de 5'in 3. kuvveti şeklinde yazalım. Şimdi dikkat edersek alt alta tabanlar birbirine eşit. Kuralımız neydi? Kuvvetler oranları birbirine eşit oluyordu. X bölü 3 eşittir 3 bölü y'ye. İçler dışlar çarpımı yaparsak x çarpı y eşittir 3 çarpı 3'ten 9'a eşit olacaktır. Örnek 14. 3 üzeri x artı y eşittir 18. 3 üzeri x eksi y eşittir 2 olduğuna göre y kaçtır? Arkadaşlar taraf tarafa bunları bölersek 3 üzeri x artı y bölü 3 üzeri x eksi y. Bölmede tabanlar birbirine eşitse payın kuvvetinden paydanın kuvveti çıkarılıyordu. Eşittir 18 bölü 2'den bu da 9'a eşit olur. 3 üzeri x artı y eksi parantezin içine dağıtırsak eksi x eksi ile eksinin çarpımı artı y eşittir. 9 da 3'ün karesidir. Bu şekilde yazalım. Buradan artı x ile eksi x birbirini götürdü. Artı y artı y daha 3 üzeri 2y'ye eşit oldu. Bu da 3'ün karesine eşittir. Tabanlar aynı ise arkadaşlar bakıyoruz tabanlar aynı. O zaman kuvvetler birbirine eşit oluyordu. Yani 2y 2'ye eşit. Y'yi yalnız bırakmak için her tarafı 2'ye bölersek y buradan 2 bölü 1'den 2 bölü 2'den 1'e eşit olur. Örnek 15. Arkadaşlar bu soru 2005 ÖSS sorusudur. Soruya bakalım. A, B, C gerçek sayıları için bize 3 tane denklem vermiş. Buna göre A çarpı B çarpı C'nin sonucu kaçtır diye soruyor. İlk iki denklemi inceleyelim. 2 üzeri A eşittir 3 üzeri 1'e yani 3'e. Diğerinde de arkadaşlar tabanlar alt alta aynı gelsin diye bununla bunun yerini değiştirirsek. Yani 4 eşittir 3 üzeri B yazalım. 3 üzeri B'yi bu tarafa. 4'ü de karşı tarafa yazalım. 4'te nedir arkadaşlar? 2'nin ikinci kuvvetidir. Bu şekilde yazalım tabanlar aynı olsun diye. Alt alta tabanlar aynıysa ne yapıyorduk? Kuvvetleri oranlıyorduk. Yani A bölü 2 eşit oluyordu. 1 bölü B'ye. İçler dışlar çarpımı yaparsak A çarpı B 2 çarpı 1'den 2'ye eşittir. Üçüncü denklemimize bakarsak 4 üzeri C eşittir 8. Bunların ikisini de iki tabanında yazabiliriz. Yani 4'ü 2'nin karesinin C'inci kuvveti. 8'i de 2 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Kuvvetin kuvveti çarpılacaktır. 2 üzeri 2C eşittir 2 üzeri 3'e. Tabanlar aynı ise kuvvetler birbirine eşittir. 2C eşittir 3. Her tarafı 2'ye bölersek C buradan 3 bölü 2'dir. Bize A çarpı B çarpı C'yi sormuştu. A çarpı B'yi 2 bulduk. Yerine yazalım. C de 3 bölü 2'ydi. Onu da burada bulduk arkadaşlar. 2 çarpı 3 bölü 2'den 2'ler birbirini götürür. Cevabımız 3'e eşit olur. A üzeri m eşittir 1 ise arkadaşlar 3 tane koşul vardır. Birincisi eğer kuvvet 0'a eşit taban 0'dan farklıysa sonuç 1'e eşit olur. Çünkü 0 hariç her sayının 0. kuvveti 1'dir. İkinci kural tabanın 1'e eşit olması. 1'in bütün kuvvetleri neye eşitti arkadaşlar? 1'e eşitti. Üçüncü kural da taban eksi 1'e eşit ve kuvvet çift sayıysa. Evet arkadaşlar eksi 1'in çift kuvvetleri her zaman neye eşit olur? Artı 1'e. 3 tane kural var. Örnek 16'ya bakalım. 3 üzeri x eksi 5 1 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar 3'ün
Hangi kuvveti 1'e eşittir? Sıfırıncı kuvvet. Demek ki x eksi 5 sıfıra eşit olmalı. X'i yalnız bırakırsak x buradan artı 5'e eşit olur. Örnek 17. 3 üzeri x kare eksi 9 eşittir 1. Eşitliğini sağlayan x'in alabileceği farklı değerler çarpımı kaçtır? 3'ün sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir arkadaşlar. Demek ki x kare eksi 9 sıfıra eşit olacak. X kareyi yalnız bırakalım. Eksi 9 eşitliğin karşı tarafına artı 9 olarak geçer. Hangi sayının karesi 9'a eşittir? Ya 3'ün ya da eksi 3'ün. Demek ki x ya 3'tür ya eksi 3'tür. Bize x'in alabileceği farklı değerler çarpımını soruyor. Eksi 3 çarpı 3'ten cevabımız eksi 9'a eşit olur. Örnek 18. X eksi 3 üzeri x artı 8 eşittir. 1 eşitliğini sağlayan x'in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar birinci kural neydi? 0 hariç diğer bütün sayıların sıfırıncı kuvvetleri 1'e eşitti. Yani kuvvet 0'a eşit olacak. Ama kuvveti 0 yapan değer tabanı 0 yapmayacak. Öncelikle buna bakalım. X buradan ne gelir? X'i yalnız bırakalım. Eksi 8 gelir. Şimdi arkadaşlar eksi 8 yerine yazdığımız zaman soruda ne geliyor? Eksi 8 eksi 3 daha eksi 11 üzeri 0. Evet bu 1'e eşit olur. Demek ki x eşittir eksi 8 sağlayacak. İkinci koşulumuz taban 1 ise. Taban 1 ise arkadaşlar 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşit olacağı için sonuç 1 olur. X eksi 3 1 ise x buradan 4'e eşit olur. Evet bu da sağlar. Üçüncü kuralımız da taban eksi 1 fakat kuvvet çift kuvvet olursa sonuç 1 oluyordu. Öncelikle tabanı eksi 1'e eşit diyelim. X'i yalnız bırakalım. Eksi 3 artı 3 olarak geçti. X 2. Bakalım sağlıyor mu? 2 yerine yazarsak 2 eksi 3'ten eksi 1 üzeri. 2 yazalım. X artı 8'e 2 yazarsak 2 artı 8'den 10. Evet arkadaşlar. Kuvvet çift kuvvettir. O zaman eksi 1 ne olacaktır? Artı 1. Demek ki x eşittir 2 de sağlıyor. Bize x'in alabileceği farklı değerler toplamını soruyordu. Eksi 8 artı 4 artı 2'den. Eksi 8 4 daha eksi 4. Eksi 4 artı 2'den cevabımız eksi 2'ye eşit olur. A testiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 1. N tane 5'in çarpımı 5 üzeri 8 olduğuna göre n kaçtır? N tane 5'in çarpımı 5 üzeri n ile gösterilir. 5 üzeri n eşittir 5 üzeri 8 ise tabanlar eşitse kuvvetler de birbirine eşit olacaktır. Buradan n 8'e eşit olur. Soru 2. 2 üzeri x eşittir. 1 bölü 3 olduğuna göre 2 üzeri eksi x ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? 2 üzeri eksi x demek arkadaşlar yukarıda eksi olduğu için kuvvette ifade ters döner. Yani 1 bölü 2 üzeri x olacaktır bu. 1 bölü 2 üzeri x demek 1 bölü 3'e eşitti. Birinci ifade aynen yazıldı bölmede. İkinci ters çevrilip çarpıldı. 3 bölü 1. Cevabımız 3'e eşit olur. Soru 3. 2 üzeri x eksi 1 eşittir 4 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar tabanları aynı yapalım. 2 üzeri x eksi 1 eşittir. 4 de 2'nin karesidir. Bu şekilde yazalım. Tabanlar eşitse kuvvetler de birbirine eşit olacaktır. Yani x eksi 1 2'ye eşittir. X buradan eksi 1 artı 1 olarak geçer ve 3'e eşit olur. Soru 4. 1 bölü 2 üzeri x eksi 4 eşittir. 2 üzeri x artı 2 olduğuna göre x kaçtır? Yine tabanları eşitlemek için 1 bölü 2'yi 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazalım arkadaşlar. Kuvvetli x olunca taban ters dönüyordu. Üzeri x eksi 4 eşittir. 2 üzeri x artı 2'ye. Kuvvetin kuvveti çarpılır. 2 üzeri eksi x. Eksi eksi artı olur. Artı 4 eşittir. 2 üzeri x artı 2'ye. Tabanlar birbirine eşitse üstler de birbirine eşit olacaktır. Yani eksi x artı 4 eşittir. X artı 2'ye. Eksi x karşıya artı x olarak geçer. Artı 2 de eksi 2 olarak geçer. X daha 2x. 4 eksi 2 de 2. Her tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar. 2 bölü 2'den x 1'e eşit olur. Soru 5. 3 üzeri 2x eksi 1 eşittir. 3 üzeri x artı 4 olduğuna göre x kaçtır? Tabanlar birbirine eşitse arkadaşlar kuvvetler de birbirine eşittir. Yani 2x eksi 1 eşittir. X artı 4'e.
Artı x karşı eksi x olarak geçer. Eksi 1 de eşitliğin diğer tarafına artı 1 olarak geçer. Buradan x eşittir 4 artı 1'den 5 olur. Soru 6. Yine bize bir denklem vermiş arkadaşlar. Buna göre a kaçtır diye soruyor. Şimdi her ikisinde de 200 liralar ortak. Ortak parantez alırsak birincisinden 3 artı ikincisinden de 5 gelecektir. Bu da 2 üzeri 7'ye eşit. 2 üzeri a çarpı 3 artı 5'ten 8 eşittir 2 üzeri 7'ye. 8'i de arkadaşlar 2'nin üçüncü kuvveti şeklinde yazalım tabanlar birbirine eşit olsun diye. Tabanlar aynı ise üstler toplanır. 2 üzeri a artı 3 eşittir 2 üzeri 7. Tabanlar birbirine eşitse üstler de birbirine eşit olacaktır. A artı 3 eşittir 7. A'yı yalnız bırakırsak artı 3 eksi 3 olarak atalım. 7 eksi 3'ten A 4'e eşit olur. Soru 7. Yine bize bir denklem vermiş arkadaşlar. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Tabanlar birbirine eşitse bölme işleminde payın kuvvetinden paydanın kuvveti çıkarılır. Yani x eksi 1 eksi 2x eksi 3 olur. Bu da 4'e eşitmiş. Yani 4'ü de 2 tabanında yazarsak 2'nin karesine eşit. Bu eksiyi parantezin içine çarpma olarak dağıtırsak eksi 2x artı 3 eşittir 2'nin karesine. Düzenleyelim. X eksi 2x eksi x'e eşittir. Eksi 1 artı 3 de artı 2'ye eşit olur. Bu da 2'nin karesine eşit olacak. Tabanlar birbirine eşitse arkadaşlar kuvvetler de birbirine eşittir. Eksi x artı 2 eşittir 2. Eksi x eşitliğin karşı tarafına artı x olarak geçsin. Artı 2 de eksi 2 olarak geçerse x buradan 0'a eşit olur. Soru 8. Yine bize arkadaşlar bir denklem vermiş. Buna göre 5x'in değerini soruyor. Öncelikle 1, 2, 3, 4 tane 2 üzeri x'in toplamını vermiş bize. Bu 4 çarpı 2 üzeri x şeklinde yazılır. Bu da 2 üzeri 12'ye eşitmiş. Tabanları birbirine eşitlemek için 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazalım. 2'nin karesi çarpı 2x eşittir 2 üzeri 12. Tabanlar aynı ise kuvvetler toplanır arkadaşlar çarpmada. 2 üzeri x artı 2 eşittir 2 üzeri 12. Tabanlar aynı, o zaman üstler birbirine eşit. 2 artı x eşittir 12 ise x eşittir 10 olur. Soru bize 5x'in değerini soruyordu. 5 çarpı 10'dan cevabımız 50'ye eşittir. Soru 9. 2 üzeri x artı 3 çarpı 5 üzeri x eksi 2 eşittir. 32 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar düzenleyelim. 2 üzeri x'i artı 3'e açalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 olarak. 5 üzeri x eksi 2'yi de açalım. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 2 olarak. Eşittir 32'ye. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x'i yan yana yazalım. 2'nin üçüncü kuvveti 8'dir. 5 üzeri eksi 2 de 1 bölü 25'e eşit olur. Eşittir 32'ye. Her tarafı 8'e bölersek, buradaki 8 gitti. 8'e böldük 4. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x. 25 çarpı 4'ten 100'e eşit oldu. Üstler aynı ise arkadaşlar çarpmada tabanlar çarpılır. Yani 2 çarpı 5'ten 10 üzeri x eşittir 100. 100 de 10'un karesidir. Tabanlar aynı ise üstler birbirine eşit olacağından dolayı x buradan 2'ye eşit gelir arkadaşlar. Soru 10. 5 üzeri x artı 1 eksi 5 üzeri x eksi 1 eşittir 120 olduğuna göre x kaçtır? Bunu düzenleyelim arkadaşlar. 5 üzeri x artı 1'i açalım. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 eksi 5 üzeri x eksi 1'i de açalım. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 1 eşittir 120. Ortak parantezi alırsak 5 üzeri x parantezine birincisinden 5 üzeri 1 yani 5. Eksi diğerinden de 5 üzeri eksi 1 gelir yani 1 bölü 5 gelecektir. Bu da 120'ye eşit. Parantezin için düzenleyelim. Payda eşitlemesi yaparsak 5 çarpı 5 25. 1 çıkarttık. 24 bölü 5 eşittir 120. Arkadaşlar devam edelim. Her iki tarafı sadeleştirelim. 2'ye bölsek 60. 2'ye bölsem 12. 12'ye bölsek 1. 12'ye bölsek 5'e eşit olur. Yani 5 üzeri x çarpı 1 bölü 5
eşittir 5 olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaparsak 5 üzeri x eşittir. 5 çarpı 5'ten 25'e eşit olur. 5'in kaçıncı kuvveti 25'e eşittir arkadaşlar? İkinci. O zaman x buradan 2'ye eşit olur. Soru 11. 4 üzeri n artı 2 üzeri n artı 1 eşittir 80 olduğuna göre n kaçtır? 4 üzeri n'i açalım arkadaşlar. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri n. 2 üzeri n artı 1'i de 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 1 şeklinde açalım. Eşittir 80. Her ikisinde de 2 üzeri n'ler ortak. Birincisinden 2 üzeri n. Diğerinden de artı 2 üzeri 1 yani artı 2 gelir. Bu da 80'e eşittir. Arkadaşlar 80 8 ile 10'un çarpımıdır. Arada 2 fark var. Dikkat edersek birinci çarpanla ikinci çarpan arasında da 2 fark var. O zaman 2 üzeri n 8'e bunun 2 fazlası yani 2 üzeri n artı 2 de 10'a eşit olur. 2 üzeri n 8 ise 8'i 2 tabanında yazarsak 2'nin 3. kuvvetidir. Tabanlar birbirine eşitse kuvvetler de eşit olacaktır. N buradan 3'e eşit olur. Soru 12. Bize yine 2 tane denklem vermiş. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar her ikisinde de sağ tarafla sağ tarafı, sol tarafla da sol tarafı çarparsak yani 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y çarpı 2 üzeri y çarpı 3 üzeri x eşittir 4 çarpı 9 dersek taraf tarafa çarptık. Tabanlar aynı olanların üstlerini toplayalım. Yani 2 üzeri x artı y çarpı burada da yine tabanlar aynı üstleri toplarsak 3 üzeri x artı y eşittir 36'ya. Üstler aynı ise arkadaşlar tabanlar çarpılıyordu. 2 çarpı 3'ten 6 üzeri x artı y eşittir 36'yı da 6'nın karesi şeklinde yazabiliriz. Tabanlar birbirine eşitse kuvvetler de eşitti. O zaman x artı y 2'ye eşit olur. Soru 13. X ve y birer tam sayıdır. 3 üzeri x eksi 5 eşittir. 2 üzeri y artı 4 olduğuna göre x çarpı y kaçtır? Arkadaşlar iki tane asal sayının tabanlarını birbirine eşitleyemeyeceğimiz için ikisinin de sıfırıncı kuvvetleri birbirine eşittir. Yani 3 üzeri 0 eşittir 2 üzeri 0. Çünkü 3 üzeri 0 da 1'e eşittir. 2 üzeri 0 da 1'e eşittir. O zaman x eksi 5'e 0 diyoruz. Y artı 4'e de 0 diyoruz. X buradan 5'e eşit olur. Y de buradan eksi 4'e eşit olacaktır. Bize x çarpı y'yi soruyor. 5 çarpı eksi 4'ten cevabımız eksi 20'ye eşittir. Soru 14. X eksi 5 üzeri x eksi 3 eşittir. 1 olduğuna göre x'in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar birinci kuralımız şuydu. 0 hariç her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. Yani kuvveti x eksi 3'ü 0'a eşit diyelim. X buradan artı 3 gelir. Yazılım yerine 3 eksi 5 eksi 2 üzeri 3 eksi 3 0. Evet eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Demek ki x eşittir 3 sağlayacak. İkincisi şuydu. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Yani tabanın 1'e eşit olması lazım. X eksi 5'i 1'e eşit diyoruz. X buradan 6 gelir. Üçüncüsü de taban eksi 1'e eşit olduğunda kuvvet çiftse sonuç yine 1'e eşit olur. Bakalım arkadaşlar tabanı eksi 1 yapalım. X buradan 4 gelir. 4'ü yerine yazdığımızda sağlıyor mu? 4 eksi 5 eksi 1'e eşit olacaktır. 4'ü yazalım. 4 eksi 3 1'dir. Arkadaşlar eksi 1'in birinci kuvveti eksi 1'e eşittir. Artı 1'e eşit değildir. O yüzden 4 bu eşitliği sağlamayacaktır. O zaman x'in alabileceği farklı değerlerde x eşittir 3'ü ve 6'yı alacağız. Bize bunların toplamını soruyor. 3 artı 6'dan cevabımız 9'a eşit olur. Soru 15. 3x eksi 2 üzeri 3 eşittir 2x artı 1 üzeri 3. Olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar eşitlikte her ikisinin de kuvveti eşit ve tek. Kuvvetler tek, buna dikkat ediyoruz. Eğer kuvvetler tekse tabanlar direkt birbirine eşit olur. Yani 3x eksi 2 eşittir. 2x artı 1 olur. Artı 2x eksi 2x olarak geçsin karşıya. Eksi 2 de eşitliğin diğer tarafına artı 2 olarak geçsin. X buradan 3'e eşit olur arkadaşlar. Soru 16. X artı 3'ün karesi eşittir. 3x eksi 9'un karesi eşitliğini sağlayan x'in alabileceği farklı değerler çarpımı kaçtır? Arkadaşlar dikkat edersek kuvvetler eşit ama çifttir.
Çift olduğunda tabanların mutlak değeri birbirine eşit oluyordu. Yani mutlak değer x artı 3 eşittir. Mutlak değer 3x eksi 9'dur. Bu iki şekilde dışarıya çıkar. Ya direkt oldukları gibi çıkarlar. X artı 3 eşittir 3x eksi 9. Ya da biri diğerinin eksisi olarak çıkar. Yani biri aynen kalır. X artı 3 aynen kalsın. Diğer eşitliğin diğer tarafındaki ifade ters işaretli çıkar. Yani eksi 3x artı 9 olarak. Şimdi arkadaşlar x'i yalnız bırakalım. Artı x karşı eksi x olarak. Eksi 9 da artı 9 olarak geçsin. Buradan 2x eşittir 12. Her tarafı da 2'ye bölersek x buradan 6'ya eşit olur. Burada da eksi 3x artı 3x olarak atalım. Artı 3 de eksi 3 olarak geçsin. 4x eşittir 6. Her tarafı da 4'e bölersek x 6 bölü 4'e eşit olur. Sadeleştirelim. 2'ye bölelim 3. 2'ye böldük 2. Bize x'in alabileceği farklı değerler çarpımını soruyordu. 6 çarpı 3 bölü 2'den 18 bölü 2 olur. 18'i de 2'ye bölersek cevabımız 9'a eşit olur. B testiyle devam ediyoruz arkadaşlar. 3 üzeri 2x eksi 1 eşittir 27 olduğuna göre x kaçtır? 27'yi 3 tabanında yazarsak 3'ün 3. kuvvetine eşit olur. Tabanlar birbirine eşitse kuvvetler de birbirine eşit oluyordu. Yani 2x eksi 1 eşittir 3. 2x'i yalnız bırakalım. Eksi 1 artı 1 olarak geçsin. 2x 4. Her tarafı 2'ye bölersek de x eşittir 2 olur. Soru 2. 3 üzeri x artı 1 eşittir 1 bölü 81 olduğuna göre x kaçtır? 3 üzeri x artı 1 kalsın arkadaşlar. 1 bölü 81. 3 üzeri eksi 4'e eşittir. Bunu 3 tabanında yazarsak bakın yukarıdaki eksi yani kuvvetteki eksi ifadeyi ters çevirir. 1 bölü 3 olur. 1 bölü 3'ün 4. kuvveti de 1 bölü 81'e eşit olacaktır. O zaman tabanlar birbirine eşitse üstler de birbirine eşittir. X artı 1 eşittir eksi 4. X'i yalnız bırakırsak artı 1 karşı eksi 1 olarak geçer. X buradan eksi 5'e eşit olur. Soru 3. 8 üzeri 2 en eksi 1 eşittir 4 olduğuna göre en kaçtır? 8 ile 4'ü aynı tabanda yazabiliriz arkadaşlar. 2 tabanında yazalım. 8 2'nin 3. kuvvetidir. Üzeri 2 en eksi 1 eşittir 4 de 2'nin karesidir. Kuvvetin kuvveti çarpılır. 2 üzeri 6 en eksi 3 eşittir 2 üzeri 2'ye. Tabanlar birbirine eşitse üstler de birbirine eşittir. 6 en eksi 3 eşittir 2. Eksi 3 eşitliğin karşı tarafına artı 3 olarak geçer 5. Her tarafı 6'ya bölersek en buradan 5 bölü 6'ya eşit olacaktır. Soru 4. 3 üzeri x eksi 1 eşittir 2 olduğuna göre 9 üzeri x bölü 3 üzeri x artı 1 ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle verilen denklemi düzenleyelim. 3 üzeri x eksi 1 açalım. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 eşittir 2'ye. Bu da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 1 bölü 3 olarak yazılır. Ve 2'ye eşittir. İçler dışlar yaparsak 3 üzeri x eşittir. 3 çarpı 2'den 6 olur. Soruya bakalım arkadaşlar. Soru 9 üzeri x bölü 3 üzeri x artı 1'i soruyordu. 9 üzeri x'i açarsak 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x'tir. 3 üzeri x artı 1'i de ayıralım. Bu da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1'e eşit olacaktır. 3 üzeri x'lerden birer tanesi birbirini götürdü. Yukarıda 3 üzeri x kaldı. O da kaça eşitti arkadaşlar? 6'ya. Paydada da 3 var. 6 bölü 3'ten cevabımız 2'ye eşit olur. Soru 5. 1 bölü 5 üzeri 3x eksi 2 eşittir 0,04 üzeri x artı 1 olduğuna göre x kaçtır? 1 bölü 5'i arkadaşlar 5 üzeri eksi 1 şeklinde yazalım. 5 üzeri eksi 1'in 3x eksi 2. kuvveti. 0,04 de açalım kenarda onu. 4 bölü 100'e eşittir. Sadeleştirelim. 4'e böldük 1. 4'e böldük 25. Bu da arkadaşlar 5 üzeri eksi 2'ye eşit olur. Yukarıdaki eksi ifadeyi ters çevirir. 5'in karesi de 25'tir. Şimdi 0,04 yerine de 5 üzeri eksi 2 yazalım. Üzeri x artı 1. Kuvvetin kuvveti çarpılır. 5 üzeri eksi 3x artı 2 eşittir. Yine kuvvetin kuvvetini çarpıyoruz. 5 üzeri eksi 2x eksi 2. Tabanlar birbirine eşitse üstler de birbirine eşit olur. Yani eksi 3x artı 2 eşittir. Eksi 2x eksi 2'ye eşit olur.
Eksi 3x eşittiğin karşı tarafını artı 3x olarak geçer. Eksi 2 de artı 2 olarak geçer. Buradan 3x eksi 2x'ten x 4'e eşit olur. Soru 6. Yukarıda yine bir denklem vermiş arkadaşlar. Buna göre x kaçtır diye soruyor. 3 tane 3 üzeri x'in toplamı 3 çarpı 3 üzeri x şeklinde yazılır. Eşittir 81'e. 81 de 3'ün 4. kuvvetidir. Burada 3 üzeri 1 vardır arkadaşlar. Tabanlar birbirine eşitse üsler toplanır. 3 üzeri 1 artı x eşittir 3 üzeri 4. Tabanlar eşitse o zaman kuvvetler de birbirine eşittir. 1 artı x 4'e eşitse x buradan 3'e eşit gelir. Cevabımız B seçeneği olur. Soru 7. 3 üzeri x artı 9 üzeri x bölü 27 üzeri x eşittir 4 bölü 9 olduğuna göre x kaçtır? Payı 3 üzeri x parantezine alırsak birincisinden 1, ikincisinden 3 üzeri x gelir. 3 üzeri x ile 3 üzeri x'in çarpımı 9 üzeri x'e eşit olur. 27 üzeri x'i de 3 üzeri x çarpı 9 üzeri x şeklinde ayırabiliriz. Bu da 4 bölü 9'a eşit olacaktır. 3 üzeri x'ler birbirini götürür. Geriye 1 artı 3 üzeri x bölü 9 üzeri x kalır. Bu da 4 bölü 9'a eşit olacaktır. Arkadaşlar burada x'e 1 verirsek 9 üzeri 1'den 9'u, 3 üzeri 1'de 3, yanında da artı 1 var, 4'ü elde etmiş oluruz. O zaman x eşittir 1 diyebiliriz. Soru 8. 15 üzeri x eksi 2 eşittir. 3 üzeri x eksi 1 olduğuna göre 5 üzeri 2 eksi x ifadesinin değeri kaçtır? 15'i arkadaşlar 5 ile 3'ün çarpımı olarak ayıralım. 5 üzeri x eksi 2 çarpı 3 üzeri x eksi 2 eşittir 3 üzeri x eksi 1. 3 üzeri x eksi 2'yi karşıya bölüm olarak atalım. Eşitliğin diğer tarafında da 5 üzeri x eksi 2 kalsın. Arkadaşlar tabanlar aynıysa bölme işleminde payın kuvvetinden paydanın kuvveti çıkarılır. 5 üzeri x eksi 2 eşittir. 3 üzeri x eksi 1. Eksiği de içeri dağıtırsak eksi x artı 2 olacaktır. Artı x eksi x birbirini götürdü. 5 üzeri x eksi 2 eşittir. 3 üzeri eksi 1 artı 2'den 3 üzeri 1'e eşit olacaktır. Arkadaşlar 5 üzeri x'i yalnız bırakırsak 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 2 eşittir 3'e. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 2 de 1 bölü 25'e eşittir. 3'e eşit bu da. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 5 üzeri x 25 çarpı 3'ten 75'e eşit olur. Soruya dönelim. Bize 5 üzeri 2 eksi x'i soruyordu. Açarsak bunu 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri eksi x olur. 5'in karesi 25'tir. 5 üzeri eksi x de 1 bölü 5 üzeri x olarak yazılır. Kuvvetteki eksi ifadeyi ters çevireceği için. 25 çarpı 1 bölü 5 üzeri x'i de 75 bulmuştuk. Cevabımız 25 bölü 75'e eşit olur. Sadeleştirme yapalım. 25'e böldüm 1. 25'e böldük 3. Cevabımız 1 bölü 3'tür. Soru 9. X ve y birer tam sayıdır. 5 üzeri x eksi 2 y eksi 6 eşittir 3 üzeri x artı y eksi 3 olduğuna göre x çarpı y kaça eşittir diye soruyor. Arkadaşlar 5'in 0. kuvvetiyle 3'ün 0. kuvveti birbirine eşittir. Çünkü 5 ve 3'ü aynı tabanda yazamayız. 5 üzeri 0 da 1'e eşittir. 3 üzeri 0 da 1'e eşittir. O zaman kuvvetleri 0'a eşitleyeceğiz arkadaşlar. Yani x eksi 2 y eksi 6 eşittir 0. X artı y eksi 3 eşittir 0. Devam edelim. İkinciyi eksiyle çarparsak arkadaşlar ne olacak? X eksi 2 y eksi 6 eşittir 0. Bunları eksiyle çarptığımızda eksi x eksi y artı 3 eşittir 0 olacak. Taraf tarafa toplarsak x'ler birbirini götürür. Eksi 3 y eksi 3 eşittir 0. Eksi 3 y eşittiğin karşı tarafına artı 3 y olarak geçecektir. Her tarafı 3'e bölersek de y eksi 1'e eşit olur. Herhangi bir denklemde yerine yazalım. İkincisini de yazarsak x artı y yani x eksi 1 eksi 3 eşittir 0. X eksi 4 0'a eşitse x de buradan 4'e eşit olacaktır. Bize x çarpı y'yi soruyor. 4 çarpı eksi 1'den cevabımız eksi 4'e eşit olur. Soru 10. 9 üzeri x eşittir 8. 3 üzeri y eşittir 16 olduğuna göre 4x artı y bölü y eksi x ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar 9 üzeri x'i
3'ün karesi şeklinde yazalım. 3'ün karesi üzeri x eşittir. 8'i de 2'nin kuvveti şeklinde yazalım. Yani 2'nin 3. kuvveti. Buradan kuvvetin kuvvetini çarparsak 3 üzeri 2x eşittir. 2 üzeri 3'e eşit olur. Diğer denklemimize bakalım. Bunu da 3 üzeri y eşittir. 16'yı da 2'nin kuvveti şeklinde yazarsak 2'nin 4. kuvvetine eşit olacaktır. Yazalım aşağıya. 3 üzeri y eşittir. 2 üzeri 4'e. Arkadaşlar alt alta tabanlar birbirine eşitse kuvvetlerin oranları birbirine eşit oluyordu. Yani 2x bölü y eşittir 3 bölü 4'e. İçler dışlar çarpımı yapalım. 8x eşittir 3y. Bize burada bir oran sormuş. O zaman x'e ve y'ye değer verebiliyorduk. Eşitlemek için x'e 3, y'ye de 8 diyelim. 8 çarpı 3, 3 çarpı 8'e eşit olur. Yazalım yerine. 4x artı y bölü y eksi x'i soruyordu. X gördüğümüz yere 3 yazacağız. Y gördüğümüz yere de 8. 4 çarpı 3 12 artı 8 bölü y yerine yine 8 x yerine de 3 yazıyoruz. 8 eksi 3 de 5'e eşit olur. 12 artı 8 20'ye eşittir. 20 bölü 5'ten cevabımız 4 olur. Soru 11. 6 üzeri x artı 3 üzeri x artı 2 bölü 2 üzeri x artı 9 eşittir 1 bölü 81 olduğuna göre x kaçtır? 6 üzeri x arkadaşlar 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x şeklinde açalım. 3 üzeri x artı 2'yi de 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi şeklinde açarsak paydada da 2 üzeri x artı 9 olur. Eşittir 1 bölü 81'e. Pay kısmını 3 üzeri x ortak parantezine alırsak birincisinden 2 üzeri x, ikincisinden de 3'ün karesi yani 9 gelecektir. Bölü 2 üzeri x artı 9 eşittir 1 bölü 81'e. Bunlar birbirini götürdü arkadaşlar. 2 üzeri x artı 9'lar. 3 üzeri x eşittir. 1 bölü 81 kaldı. 1 bölü 81'i 3'ün kuvveti şeklinde yazarsak 3 üzeri eksi 4'e eşit olacaktır. Kuvvetteki eksi ifadeyi ters çevirir. 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün 4. kuvveti de 1 bölü 81'e eşit olur. Tabanlar aynı ise üsler birbirine eşittir. X buradan eksi 4'e eşit olur. Soru 12. 2 çarpı 3 üzeri x artı 1 eksi 8 çarpı 3 üzeri x eksi 1 eşittir 10 bölü 27 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar önce soruyu düzenleyelim. 3 üzeri x artı 1 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazalım. Eksi 8 çarpı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 eşittir 10 bölü 27'ye. 3 üzeri x parantezine alırsak ifadeyi birincisinden 2 çarpı 3'ten 6 eksi ikincisinden 8 çarpı 3 üzeri eksi 1. Yani ne gelecektir arkadaşlar? 8 çarpı 3 üzeri eksi 1 de 1 bölü 3 demekti. 8 bölü 3 gelir. Eşittir 10 bölü 27'ye. Parantezin için düzenlersek payda eşitlemesi yapalım. 6 kere 3 18. 8 çıktı. 10 bölü 3 eşittir 10 bölü 27'ye. Her iki tarafta onlar birbirini götürür arkadaşlar. 1 kalır. Burada arkadaşlar tabanlar birbirine eşit olduğu için bölme işleminde üsler birbirinden çıkarılır. Yani 3 üzeri x bölü 3 üzeri 1 demek. 3 üzeri x eksi 1 demektir. 1 bölü 27'yi de 3 üzeri eksi 3 şeklinde yazabilirim. Kuvvetteki eksi ifadeyi ters çevirdi 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün 3. kuvveti de 1 bölü 7'ye eşit oldu. Yine aynı şekilde tabanlar aynı ise kuvvetler birbirine eşit olacaktır. X eksi 1 eşittir eksi 3'e. X'i yalnız bırakalım. Eksi 1 karşıya artı 1 olarak geçsin. Eksi 3 artı 1'den x eşittir. Eksi 2 olur. Soru 13. X eksi 2 üzeri x eşittir. 243 olduğuna göre x kaçtır? 243'ü çarpanlarına ayırırsak 3'e bölelim 81. 3'e böldük 27. 3'e böldük 9. 3'e böldük 3 ve 3'e böldük 1. X eksi 2 üzeri x eşittir. O zaman 243 yerine 3'ün 5. kuvveti yazabiliriz. Arkadaşlar buradan x'i 5'e eşittir diyebiliriz. Bakın x eşittir 5 dediğimiz zaman yazalım. X eksi 2 yani 5 eksi 2'den 3. X'e de 5 dediğimiz zaman 3 üzeri 5'i veriyor. O zaman cevabımız D seçeneği olur. Soru 14. X eksi 3 üzeri x artı 5 eşittir 1 olduğuna göre x'in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar 0 hariç
Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. O zaman kuvveti sıfıra eşitleyelim öncelikle. X buradan eksi 5 gelir. Yazalım. Eksi 5 eksi 3 daha eksi 8 üzeri 0 1'e eşittir. X eşittir eksi 5 sağlar. Diğer kuralımız 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. O zaman tabanın 1'e eşit olması. X buradan ne gelir? 4 gelir. Üçüncüsü taban eksi 1. Kuvvet çift kuvvetse sonucumuz artı 1 oluyordu. Öncelikle tabanı eksi 1'e eşitleyelim. X buradan ne gelir? 2 gelir. Yazalım yerine 2 eksi 3 eksi 1. 2 yerine yazdık. 2 artı 5 7. Bu arkadaşlar eksi 1'e eşittir. 1'e eşit değildir. Demek ki 2 sağlamıyor denklemi. O zaman x'in alabileceği değerler eksi 5 ve 4. Bize bu değerlerin toplamını soruyordu. Eksi 5 artı 4'ten cevabımız eksi 1'e eşit olur. Soru 15. 2x eksi 3 üzeri 3 eşittir 6 eksi x üzeri 3 olduğuna göre x kaçtır? Kuvvetler birbirine eşit ve tek sayı. O zaman tabanlar direkt birbirine eşittir diyebiliyorduk. 2x eksi 3 eşittir 6 eksi x'e. Eksi x karşıya artı x olarak geçer. Eksi 3 de artı 3 olarak geçer. 3x eşittir 9'dur. Her tarafı 3'e bölersek x buradan 3'e eşit olur. Soru 16. 3a eksi 4 üzeri 4 eşittir a artı 2 üzeri 4 olduğuna göre alınabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Dikkat edersek burada kuvvetler birbirinin aynısı fakat çift kuvvet. Çift kuvvet olunca tabanların mutlak değerleri birbirine eşit oluyordu. Yani 3a eksi 4'ün mutlak değerci değeri a artı 2'nin mutlak değerine eşit oluyordu. Bu dışarıya iki şekilde çıkıyordu arkadaşlar. 3a eksi 4 a artı 2'ye eşit olabilir. Yani içerideki ifadeler olduğu gibi çıkabilir. Ya da eşitlikten biri ters işaretle çıkar. Yani 3a eksi 4 olduğu gibi çıksın. Eşitliğin diğer tarafı ters işaretle çıkacak. Yani eksi a eksi 2 olarak çıkacak. Buradan artı a karşı eksi a olarak geçer. Eksi 4 de artı 4 olarak geçsin. 2a eşittir 6. Her tarafı 2'ye bölersek de a eşittir 3 çıkar. Diğerinde de eksi a karşıya artı a olarak geçer. Eksi 4 de artı 4 olarak geçecektir. 4a eşittir 2. Her tarafı 4'e bölersek de a buradan 2 bölü 4'e eşit olur. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2'ye eşit olur. Bize a'nın alabileceği farklı değerler toplamını soruyordu. 3 artı 1 bölü 2'den 3 kere 2 6 1 daha 7 bölü 2'ye eşit olur. C testiyle devam edelim arkadaşlar. Soru 1. 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 üzeri x'in toplamını 5 çarpı 16 üzeri 3 olarak vermiş. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar burada 5 tane 2 üzeri x'in toplamı var. Bunu nasıl yazarız? 5 çarpı 2 üzeri x eşittir 5 çarpı 16 üzeri 3 olarak yazalım. Her iki tarafı 5'e bölersek 5'ler gider. 2 üzeri x eşittir. 16'yı da 2 tabanında yazarsak 2'nin 4. kuvveti üzeri 3 olur. Kuvvetin kuvveti çarpılır. 4 çarpı 3'ten 2 üzeri 12 gelir. Tabanlar birbirine eşitse kuvvetler de birbirine eşit olur. X buradan 12'ye eşit olur. Soru 2. Yukarıda verilen eşitliğe göre x kaçtır? Öncelikle 0,2 devrediğini açalım arkadaşlar. Bunu rasyonel sayı olarak yazarsak 2 bölü 9 şeklinde yazılıyordu. Yazalım yerine. 2 bölü 9'un 2x artı ikinci kuvveti. 81 bölü 4'ü de arkadaşlar 9 bölü 2'nin karesi şeklinde yazabiliriz. 9'un karesi 81. 2'nin karesi de 4'e eşittir. Üzeri x eksi 5. Arkadaşlar burada 2 bölü 9 var. Burada da 9 bölü 2 var. İkisini de aynı tabanda yazabilmek için birincisini 9 bölü 2'nin eksi birinci kuvveti şeklinde yazabiliriz. Çünkü yukarıdaki eksi bir ifadeyi ters çevirir. Üzeri 2x artı 2 eşittir. Kuvvetin kuvvetini çarpalım burada. 9 bölü 2 üzeri 2x eksi 10'a eşit olur. Birincisinde de kuvvetin kuvvetini çarpalım. 9 bölü 2 üzeri eksi 2x eksi 2 eşittir. 9 bölü 2 üzeri 2x eksi 10. Tabanlar aynıysa kuvvetler birbirine eşit olur. Yani eksi 2x eksi 2 eşittir 2x eksi 10'a. Eksi 2x karşıya artı 2x olarak geçer.
Eksi 10 da artı 10 olarak geçer. 4x eşittir 8'dir. Her tarafı 4'e bölersek de x buradan 2'ye eşit olur. Soru 3. Yukarıda verilen denkleme göre x kaçtır? Öncelikle soruyu düzenleyelim arkadaşlar. Burada 3'ün kuvvetinde 1 vardır. Tabanlar birbirine eşitse bölme işleminde payın kuvvetinden paydanın kuvveti çıkarılır. Yazalım. 3 üzeri x eksi 1 artı 3 üzeri 1 eksi 1 eksi x olur. Bu da 36'ya eşittir. 3 üzeri x eksi 1 kalsın. 3 üzeri bu eksi parantezin içine dağıtalım. 1 eksi 1 artı x eşittir 36'ya. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. 3 üzeri x kaldı. Birinci ifadeyi de biraz düzenlersek 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 olacaktır. Artı 3 üzeri x eşittir 36'ya. Her ikisinde de 3 üzeri x olduğu için 3 üzeri x parantezine alalım. Birincisinden 3 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 3. Artı ikincisinden de gizli bir katsayı vardır burada. 1 gelecektir. Bu da 36'ya eşit olur. Parantezin içinde arkadaşlar payda eşitlemesi yaparsak 3 çarpı 1 3 1 daha 4. 3 üzeri x çarpı 4 bölü 3 eşit olur 36'ya. Her iki tarafı 4'e bölelim. 4'e böldük 36'yı. 9'a eşit oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak da 3 üzeri x eşittir. 9 çarpı 3'ten 27'ye eşit olur. 27'yi 3'ün 3. kuvveti şeklinde yazarsak tabanlar birbirine eşit olduğu için üstler de birbirine eşittir. Buradan x eşittir 3 olacaktır. Soru 4. Yukarıda verilen eşitliğe göre a kaçtır? Yine arkadaşlar denklemimize bakalım. Payı düzenleyelim. Her bir tarafı 4 üzeri a parantezine alırsak. Birincisinden 4 üzeri a. Eksi 2 çarpı. Bundan eksi 2 çarpı 2 üzeri a gelecektir. 2 üzeri a ile 4 üzeri a'yı çarptığımızda 8 üzeri a oluyor. Üçüncüsünden de eksi 3 gelir. Bölü. Payda kısmında 4 üzeri a parantezine alalım. 2 üzeri a artı 1 gelir. Bu da 5'e eşit olacaktır. 4 üzeri a'lar birbirini götürdü. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4 üzeri a eksi 2 çarpı 2 üzeri a eksi 3 eşittir. 5 çarpı 2 üzeri a 1 çarpı 5'ten de artı 5 gelir. Arkadaşlar 2 üzeri a'ya x dersek 4 üzeri a ne olur? 2'nin karesi 4 olduğu için x kare olur. Denklemde yerine yazalım. X kare eksi 2 üzeri a yerine x yazıyorduk. 2x eksi 3 eşittir. 5 çarpı 2 üzeri a yerine yine x yazalım. Artı 5. Hepsini bir tarafa toplarsak x kare eksi. Eksi 5x olarak geçer. Eksi 2x daha eksi 7x oldu. Artı 5 de eksi 5 olarak geçti. Eksi 3 daha eksi 8 eşittir 0 geldi. Çarpanları ayırmadan x karenin açılımı x ile x'in çarpımı eksi 8'i de eksi 8 artı 1'in çarpanları şeklinde yazarsak çapraz çarpıp topladığımda eksi 7x'i elde etmiş olurum. Buradan x eksi 8 çarpı x artı 1 sıfıra eşit olacaktır. X eksi 8'in sıfıra eşit olması için x'in 8'e, x artı 1'in sıfıra eşit olması için x'in eksi 1'e eşit olması gerekiyor. X dediğimiz ifade 2 üzeri a'ya eşitti. Burada da 2 üzeri a eşittir eksi 1. 2'nin hiçbir kuvveti eksi 1'e eşit değildir arkadaşlar. Bunu alamıyoruz. Fakat 2 üzeri a eşittir. 8'i 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazabiliriz. O zaman tabanlar birbirine eşitse kuvvetler de birbirine eşit olacaktır. A buradan 3'e eşit olur. Soru 5. A ve B birer tam sayı olmak üzere A üzeri B eşittir 81 eşitliğini sağlayan kaç farklı AB sıralı ikilisi vardır? Arkadaşlar A'ya 3, B'ye de 4 dersek 3'ün 4. kuvveti 81'e eşit olur. Bunu biraz daha genişletirsek yani A'yı 3 diyelim. 4'ü de 2'nin karesinin karesi şeklinde yazalım. O zaman arkadaşlar ne olur? 3'ün karesi 9 olur. 9'un 2. kuvveti bu da yine ne olacaktır? 81'e eşit olacaktır. Başka arkadaşlar bir de bunu direkt 81'in birinci kuvveti şeklinde yazarsak sonuç yine neye eşit olacaktır? 81'e. Bunlar arkadaşlar pozitif olarak verdiğimiz değerler. Negatif olarak düşünelim. Eksi 3'ün 4. kuvveti yine neye eşit olur arkadaşlar? Artı 81'e. Aynı mantıkta eksi 9'un 2. kuvveti de yine
artı 81'e eşit olur. Ama eksi 81'in birinci kuvveti artı 81 olmaz. Çünkü o tek kuvvet. O zaman AB sıralı ikililerinden neler yazabiliriz? Bakalım. A'ya 3, B'ye 4 diyebiliriz. A'ya 9, B'ye 2, A'ya 81, B'ye 1 ya da A'ya eksi 3, B'ye 4, A'ya eksi 9, B'ye de 2 diyebiliriz. Toplamda 5 tane sıralı ikili bulmuş oluruz arkadaşlar. Soru 6. Mutlak değer x eksi 3 üzeri x kare eksi 7 x artı 12 eşittir 1 olduğuna göre x'in alabileceği fark değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar 0 hariç her sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. Demek ki önce kuvveti 0'a eşitlememiz gerekiyor. Yani x kare eksi 7 x artı 12 eşittir 0. Yine çarpanları ayırmadan bunu ayıralım. X ise x. Bu da eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımıdır. Çarpımları artı 12, toplamları eksi 7'yi veriyor. Buradan x eksi 4 çarpı x eksi 3 0'a eşit olacaktır. X eksi 4'ün 0'a eşit olması için x'in 4, x eksi 3'ün 0'a eşit olması için x'in 3 olması gerekiyor. Şimdi bunları yerine yazıp bakalım arkadaşlar sağlayıp sağlamadığında. X'e 4 yazarsak 4 eksi 3 mutlak değer 1 üzeri 0. Yani 1'in 0. kuvveti yine 1'e eşittir. 4 sağlar. 3'ü yazalım. Mutlak değer 0 üzeri 0. 0'ın 0. kuvveti belirsizdir arkadaşlar. O yüzden 3'ü alamıyoruz. Başka arkadaşlar ne zaman kuvvet ne olursa ya da taban ne olursa sonuç 1'e eşit oluyordu. Şurada 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşitti. Demek ki tabanın ne olması lazım? 1'e eşit olması lazım. Yani mutlak değer x eksi 3 eşittir 1 olmalı. Mutlak değerin dışında bu nasıl çıkardı? X eksi 3 ya 1'e eşittir ya da eksi 1'e eşittir. X buradan ya 4'e eşit olur ya da 2'ye eşit olur. Bakalım arkadaşlar. 4 yazdığımda yine 1 geliyor. 1'in hangi kuvveti olursa olsun sonuç 1. Yine 2 yazdığımda mutlak değer eksi 1 oluyor. Mutlak değer eksi 1 de dışarıya artı 1 olarak çıkar. 1'in hangi kuvveti olursa olsun kuvvete bakmamıza gerek yok. Sonuç 1 olacaktır. O zaman 4 de 2 de bu denklemi sağlar. Bir de arkadaşlar taban eksi 1'e eşit olup kuvvet çift kuvvetse sonuç 1'e eşit olur. Fakat burada tabanın eksi 1'e eşit olması imkansız. Çünkü bu mutlak değerli bir ifade. Mutlak değerin sonucu negatif bir sayı olamaz. O zaman x'in alabileceği değerler 4 var. Burada da bir 4 var ve 2 var. Ama 4'ü 2 defa alamıyoruz arkadaşlar. Bize farklı değerler toplamını soruyor. 4 ve 2'nin toplamına bakarsak cevabımız 6'ya eşit olacaktır.